Geçen sene Nüfus Teorisi adlı videomu seyredenleri hatırlatmak için sonunda acaba bu durum dünyanın tabii bir gelişimi mi yoksa burada yönlendirme mi var demiştim. Çok fazla parçalı bir puzzle'dan bahsetmiştim. Aslında bu puzzle'ın her parçasında da son bir senede çok fazla gelişme oldu. LGBT'den bahsetmiştim. Bu hareket büyük resimde sadece küçük bir parçacık aslında. Ancak konu bilhassa Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'da son zamanların en fazla, üzerinde en fazla durulan mevzularından biri. O yüzden de bir daha ne olduğuna bir baktım. Geçen sene tam söylemesini beceremediğim, inşallah yanlış demem, LGBTQ+. Bu sene LGBTQI yani A+ olmuş. Her anda değişebilir. Buna döneceğim. Ne olduğunu kendileri bile tam olarak bilmiyorlar. Yani mesela Q'ya queer mi yoksa questioning mi? Soru soran mı yoksa queer birazcık farklı mı? Kimisi öyle diyor, kimisi böyle diyor. Bu hareketin bu kadar dayatılmaya çalışılıp büyütülmesinin yeni dünya düzeni için bir yan faydası da 21. yüzyılda kapitalizmin bilinen hali çöküyor ve kesinlikle bu iş dikkati dağıtıyor. İyi bir şey yani. İnsanlık tarihinde her zaman LGBT hatta T toplumları vardı. Bazı yerlerde daha açık, bazılarında ise daha gizli ve kapalı yaşarlardı. Bizim Türk toplumumuz başkalarına nispeten toplumun bu kesimine aslında çok daha açıktı. Ben eski tarihlerden bahsetmiyorum. Eskide kalmış maziden de değil. Misal, 5 vakit namazındaki rahmetli babacığımın çoğumuz gibi devlet sanatçısı nişanını almış Zeki Müren hayranı olduğu gibi. Her zaman gençlerin yeniliğe, kendilerini farklı bulmalarını ve hatta onların o anki anlayışına göre eskimişliğe karşı, yani eskilere karşı protestoya ihtiyacı olmuştur. Bu hep böyle olmuştur. Yani çok farklı olmuştur bu protestolar. Misal 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk savaş görmemiş jenerasyon 60'larda, 70'lerde Avrupa'da radikal sol kırmızı tugaylar, Almanya'da Baader-Meinhof ya da Amerika'da daha da yumuşak hippie akımı gibi çok farklı şeyler oluşturmuş. Gençler protestoları ayrıca kendi kıyafetleri, saç biçimi, uzunluğu, giyimleri, dövme gibi işaretlerle de pekiştirmeye çalışmaları bana göre çok tabidir. Ancak 21. yüzyılda 2000'lerden sonra her zamankinden farklı bazı şeyler de var. Daha önce de hep dediğim gibi zaten çağımızın en tehlikeli hastalığı yalnızlıktır. Ve bunun neticesinden de biri zihinsel dengesizlik inanılmaz arttı. Ve hepimiz bilmeliyiz ki dengesi bozulmuş olan kişi bunu kullanmasını bilen profesyoneller tarafından çok daha kolay yönlendirilir. İstedikleri yönlere yönlendirilir. Şüphelendiğim bir güç bunu da yönlendirip toplum içinde aslen kabul görmüş yani norm eğrisinin içinde dahil olan LGBT'lere her türlü anormal sayılabilecek akımları da katıp hepsini birden anormal hale soktular. Üstelik de bunu inanılmaz derecede agresif bir şekilde devlet ve medya gücüyle dayatmaya çalışıyorlar. Ya bir dakika. Konuşurken açıklama ihtiyacını hissettim şimdi. Çünkü normal dedim, anormal dedim. Kimsenin alınmasını istemiyorum. Bakın normal kelimesi matematik daha doğrusu istatistikte kullanıldığı şekilde norm ya da çan ya da Gauss eğrisi anlamında kullanıyorum. Kimse alınmasın. Hani var ya çan gibi bir eğri ondan bahsediyorum. Bu mesele şimdiden tekrar döndüm bu LGBT işine. Hepimizi ürkütmeye hatta korkutmaya başladı. En genç, en liberal ebeveyn, anne baba bile yarın imkanları olduğunda bu harekete karşı en sert çıkan yönetimi tercih edecekleri bana göre kesindir. Ve dünya
bu harekete karşı tüm sınırları aşıcı, aşırı ve büyük bir reaksiyona da gebe gibi. Bu reaksiyon sadece insanlığın tarih boyunca tabii bir parçası olan LGB, lesbian, gay, bisexual, bunlara zarar vermekle kalmayacak. Tüm insanları, hepimizi her konuda olduğu gibi böyle önemli ilkesel bir konuda da parçalamaya, tamamen polarize etmeye itecek, ötekileştirecek. Nitekim biz gayiz. Niye bizi illa bir sürü garip, bambaşka şeylerle aynı küfeye koyup toplumdan itip başkalaştırmaya çalışıyorlar dendiğini duymaya başladım. Onlar da rahatsız ve korkmaya başladılar. Şimdi aklımda geçen de Trump'ın çok yeni bir konuşmasını kısacık bir parçasını aktarmak isterim. Müthiş bir kalabalık. Trump konuşuyor. Böyle çok önemli bir şey söylüyor şimdi. İki cümle. Tanrı insanları iki cins yaratmıştır. Kadın ve erkek. Susuyor. İnanılmaz bir alkış. İnanılmaz bir alkış. Çok ürktüm. Hakikaten ürktüm. Aman Allah'ım. İnsanlar nasıl hemen ürkmüş, korkmuş ve bu yeni bir cadı avı başlangıcı olmasın. Gençler belki bu ismi bilmezler, cadı avı nedir? 15, 16, 17. yüzyıldaki cadıların avı gibi Amerika'daki komünistlere yapılan cadı avıydı. Cadı avı her zaman tarihte yapılan bir şey, belirli azınlıklara karşı. Burada dikkat, korkana düşman göstermek, işte düşmanın budur demek çok kolaydır. Bu işi en baştan başlatan, yönlendirenlerin de istedikleri bu değil miydi? Hem de o kadar bilinçli yaptılar ki. O yüzden çocukların cinsiyet değiştirmesine dikkat edin. İzin vermeyen ebeveynin elinden çocukların devletçe alınabilmesi yetkisi bazı ABD eyaletlerinde tartışılmaya açıldı. Hatta bazı yerlerde, ortaokullarda, hatta ilkokullarda, kimsenin canını sıkmamak için uzatmayacağım, İnanılmaz uygulamalar başlamış şu anda. Yani mesela torunumun arkadaşı anlatıyor. Bir kız bir gün sınıfa geliyor ve benim adım köpek diyor. Bana öyle davranacaksınız. Havlamaya başlıyor. Şaka söylemiyorum. Korkutmak için söylemiyorum. Zaten bunu korkutmak için de etrafta yayan maşallah iyi medya var. Peki, mantığı devam ettiriyorum. Bu kadar detaylı düşünen bir üst akıl var ise, bunlara karşı gelecek reaksiyonu, yani karşı bir reaksiyon gelecek, öngörmemelerine imkan olabilir mi? Tabii ki hayır. Tabii ki bile bile bunu yapıyorlar. Bilerek gençleri bu işe itiyorlar. Bilerek hükümetlere buna göre kararlar aldırtıyorlar. Bilinçli yapılan bir bomba, bir saatli bombanın, yine bilinçli olarak pimini çekmek üzereler. Peki devamlı niçin yapıyorlar? Posthümanizm, Google'layın. Yani insanlık sonrası konular epidir, 45 yıldır görüşülüyor. Burada insanlığın çok da iyi bir şey olmadı. Hatta hayvandan, hatta eşyadan artısının değil eksisinin olduğu vesaire görüşülüyor. Ciddi ciddi. Bana göre LGBT'leri hatta T'leri bir yana koysam, ancak QIA artı hareketi posthümanizmin tam bir parçası gibi gözükmekte. Yanlış bilgilendirmeyle hep korkunun gücüyle hareket ediliyor. Hatırlayın, COVID korkusu, COVID'in kendisinden çok daha fazla zarar verdiği gibi. Belki okuyan okumuştur. 30 Mart 2020'de COVID ile ilgili açık mektubumda korkmayın demiştim. Çünkü o kadar belliydi ki korku ile yönetilmek istendiğimizi. Hatırlıyor musunuz? Böyle pat 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 insanlar düşüyordu sokaklarda. Ve herkes buna inanıyordu. O yüzden bütün dünya kapanmaya başladı. LGBT yine ayrı diyorum bunları. Ve buna QIA artı katıp yeni dünya düzenine geçmedeki çok önemli İki engeli tek atışta birden zayıflatmaya, hatta bence yok etmeye yönelik bir harekettir.
Yani kendim konuşunca şimdi ne kadar yaşlanmışım, babam gibi konuşuyorum falan geliyorum ama. Ama hakikaten öyle mantığa bakınca. İnsanlık tarih boyunca en güçlü iki bağ nedir? Bir, çekirdek aile bağları. Hakikaten en güçlü, en sağlıklı ve karşı konulmazdır bu bağ. İki, dini bağlar. Düşünün, kimisi LGBTQI vesaire vesaireci ve kendini liberal, modern, insancıl görenlere bir de bir harf daha eklenmiş, A. Kimisi aseksüel diyor, yani herhangi bir cinsiyeti yok. Bazısı ally diyor, yani müttefik. Bazısı ally'e artı diyor. Müttefikler, müthiş ilerici düşündüğünü sanan birçok ebeveyn, oğullarının topuklu ayakkabılar giyip, kız kıyafeti giyip, ben aslında kadınım demesine karşı çıkmıyor veya tersi. Hatta karşı çıkanları agresif bir şekilde gericilikle suçluyor. Bu işin bir tarafı. Bir de işin öteki tarafı var madalyonun. Kimisi de bunun aksine bütün bunları şeytan işi olarak suçlama, hemen de oracıkta cezasını vermeye hazırlanıyor. Yani böyle bir dünya var. Yani aynı anda savcı, hakim, infaz memuru. Üzücü ve ürkütücü. Burada hiç sanmıyorum ki böyle ara sıra benim gibi çıkan da. Aslında bu işin arkasında ciddi bir plan var. Bu insanlar kullanılıyor şeklinde düşünebilenler iş ciddiye bindiğinde duyulabilsin. İmkansız, kimse karşılayamaz. Çünkü tüm dünya toplumu, sadece Türkiye değil, çok büyük bir çoğunluğu muhafazakardır. Ve zamanı geldiğinde, ki süratle devam ederse çok kısa bir süre sonunda, bu mesele tüm dünyada aynı anda patlayacak. Ve hoş olmayan neticeler verecek. Tarih boyu olduğu gibi yanlış kişiler kurban edilebilecek. Çok yakında bu iş bana göre kontrolden çıkabilir. Dünyanın her yerinde siyasiler bu korkuyu sermaye yapacak. Ve bu kere de gereğinden çok fazla ileri gidecek, güç ve şiddet oluşabilecek. Peki bunun neticesi ne olur? Yani binlerce yıllık aramızda LGBT'ler, şunlar bunlar vardı zaten. Onlar bir zulüm çekecekler bir müddet. Okey. Başka? Bir de asıl o meşhur müttefikler var ya. Bir haksızlık gördüğümüz zaman hepimiz bir anda beğenmediğimiz halde müttefik grubuna girebiliriz. Yani toplum içinden içine çatlamaya devam edecek. Ve netice olarak bu hareketi en baştan planlayarak başlatanlar yani kazanmış olacak. Geçen sene sorduğumun cevabı bana göre yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Üst akıl, karanlık güçler vesaire. Cidden ya, böyle bir şey var mı? Ben de bunlara conspiracy theory diyordum. Böyle bir şey var mı, yok mu? Sonra düşündüm. Belirli bir para ve gücün üstünde olan insanlar önce yardımsever, yani filantropist oluyorlar. İlaç eksikliğine, açlığa karşı savaş vesaire. Hatta bir can kardeşim varını yoğunu mülteciler için harcamakta. Hepimiz tanıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Ama bunlardan bazıları, ki bence ırk, ülke, siyaset falan fark etmediğini sanıyorum. Acaba bir adım ileriye giderek şunları düşünmüş olabilir mi? Geçen sene teorimde başladığım düşünce silsilesi, yani o silsileye dönüyorum. Dünya iklim değişimi ve nüfus patlamasından dolayı geri dönüş noktasını çoktan aşmış durumda. Ve bugünkü haliyle de ne yaparsak yapalım kurtarılamaz. Yoksa işin kolayı vardı. Çin'in uzun süre, bilirsiniz herhalde, tek çocuk siyasetine bir bakın. Netice acaba posthumanizm ve AI, ki AI posthumanizmin bir neticesidir. Humanoid posthumanizmin neticesidir. Bu gibi türevler mi? Ve askeri kalan bir insan sayısı mı? Bu arada daha önce de demiştim, çok müthiş bir power shift, yani güç kayması başladı. Eskiden dünyanın bir düzeni vardı. Hep diyordum daha evvelden de. Burjuva, kapitalist vesaire.
ama artık eski dünya düzeni yok. Şu an çekilen sancılar da hangi yeni dünya düzeninin kabul edileceği savaşının sancısı. Her yerde irili ufaklı savaşlar. Ekonomik değişim durdurulamıyor. Eski para işe bitti, zaten para da bitmek üzere. Dünyadaki servet varlık dağıtımı, yani servet nedir? İşte evin, dairen, paran tamamen şekil değiştirecek. Bunu da iyi düşünmek lazım diye düşündüm. Yani çoluğuna çocuğuna daire almaya çalışanlar, hayat boyu bunun için uğraşanlar bunu duyması, öğrenmesi gerekli, anlaması gerekli diye düşünüyorum. Hiçbirimizin hiçbir şeyi olmayacak. Mesele doğru mu değil mi değil, mesele ne zaman olacak? Değişik bir sisteme doğru gidiyoruz. Ne yapabiliriz? Posthümanizm düşüncesinden hemen sıyrılıp insanlığın tekrardan yeniden tanımlanması gerekir. Yani 45 senedir posthümanizm düşünüyor ve buna göre de hareket ediyor birileri. Şimdi de tam tersini yapmak lazım. Yoksa zaten son sürat gelmiş, kapımıza dayanmış, AI duruyor orada. Kendimizi teslim edelim, bitsin bu iş. Aristo'nun, Jean-Jacques Rousseau'nun, Simone de Beauvoir'ın çok önceden tartıştıkları insan değeri felsefesini, insan ruhunun, kadının değeri felsefelerini, bu dünya görüşlerini bugün tekrar tartışmaya açabilecek düşünür demeyeyim de filozoflara ihtiyaç var. Neden? En basitinden, şimdi Metaverse diyorduk değil mi? Metaverse'de insanın değeri var mı yoksa sadece oradaki coin'ler mi var? Bir şeyden daha bahsetmeden bitirmeyeceğim bunu. H.G. Wells bir yazar. Şayet okumadınız ya da okuyamıyorsanız, ki okuyun tavsiyem. Hiç olmazsa bir filmini seyredin. Hem de yeni Tom Cruise'lu War of the Worlds, Dünyalar Savaşı. 130 sene önce adamın düşündükleri, yazdıkları sanki bugün müthiş bir süratle oluşuyor. Neymiş o? İnsanlığın değeri unutuluyor. Bırakın vücudu, sadece beyne indirgendiği, kalp ya da ruhun olmadığı posthümanizm tüm türevleriyle önümüzde. Çünkü bunların felsefesini yapan konuşmuyor, belki de daha doğrusu konuşturulmuyor. En prestijli, önemli üniversitelerde dünyada bir soruşturun tanıdıklarınıza. Hangi şartlarla kimlerin düşüncelerini uygulayabilecek kimselere doktora tezi veriliyor artık? Beynin download upload edilmesi bir filmde vardı, unuttum ismini. Ruhun ne olduğu hakkında kimse konuşmuyor. Hiçbir haberlerde ben rastlamadım. Tamam yapacaksın, onu da koyacaksın, bunu da yapacaksın da ruh ne oluyor bu arada? Düşünürler bunu yaparken bütün bu mevzuya tabii ki dünya dinlerinin görüşlerini de katmaları gerekir. Çünkü yani diğer dinleri çok iyi bilemeyebilirim ama benim dinim İslam'ın insan konumlamasını mutlaka katmaları gerekir. Yoksa bizden hakikaten sadece makine kısmı kalacak korkarım. Kuzey-güney uçurum konuşuluyor. Yani zengin-fakir. Hani kuzeyde zenginler, güneyde mülteciler. Gözümüz önünde ve her gün bu konuşuluyor. Ama bana göre sinsi, sessiz, gelip ve bana göre yine çoktan bitmiş, Batı'nın kaybettiği, Doğu'nun kazandığı bir Doğu-Batı güç uçurumu meselesinde yeterince farkındalığımız yok. Çünkü Batı çekiciliğini, dinamizmini, araştırma geliştirmesini ve hep dediğim eğitim üstünlüğünü çoktan kaybetti. Bilinen birkaç elit üniversite hariç ne yüksekokul ne ortaokul hiçbir eğitimleri kalmadı. Doğu yani Çin gelecek mi? Bence hayır, çünkü gelmesine gerek kalmadı ki. Afrika, Asya zaten onların. En önemli stratejik şirketler, hatta resmen topraklar. Bu arada Avustralya'nın yeni bir yerde rastladım. Ciddi ciddi en önemli tarım toprakları resmen Çin'in. Batı ise dediğim gibi biz işte kendini bitirmekle meşgul. Bir şey daha, Covid'de Çin. Hastalık için gereksiz olduğunu hepimizden çok daha iyi bildiği halde ülkesini 2 seneden fazla tüm dünyaya kapadı. Kim bilir nelere mal oldu ama yaptı. Bana göre müthiş bir test, bilinçli bir test geçirdi.
Bırakın dünyaya, Amerika'nın bile değil 2 sene, birkaç hafta dünyaya kapanmasını şöyle bir düşünün. Neler olur? Bu seferki düşüncemin sonunda geçen seferki gibi tabii mi, yönlendirme mi var demeyeceğim. Bu sefer bu yönlendirenlerin içinde Çin de dahil mi sorusunu soruyorum. Bu takdirde Çin aslında bir prototip, test tahtası mı? Yoksa Çin diğerlerin varmak istediği yeni dünya düzenine karşı kendi düzenini mi kurmaya kararlı? Bugün 30 Haziran 2023'te benim düşündüğüm bu. Bir de son bir notum var. Kimseye ve hiçbir tek enformasyon ağına güvenmeyin. Desenformasyon her yerde. O yüzden bilgiyi her yönünden incelemeye çalışın. Sadece sizlerin beğendiği, sevdiği gruptan değil, her taraftan anlamaya çalışın. Aralarında bazı siyasilere güvenseniz dahi tüm hükümetleri de, dünyanın tüm hükümetlerini de sorgulayın. Her yerdeler. Ne zaman ki bilgiyi her yönünden aldığınızı düşünüyorsanız, içinizdeki o en sağlam içgüdünüze güvenin. Teşekkür ederim.